22 Eylül 2024 Pazar, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul 9, Adana'da ise 10 koşulu programlar var. Yıldızlı Bülten ekibi olarak tüm illerde tüm koşulları detaylı olarak yorumluyoruz ve altılı şablonları çıkartıyoruz. YouTube kanalımızda ise gündüz programının sadece ikinci altılısını yayımlıyoruz. Diğerleri WhatsApp üyelerine gönderilmektedir. Günde bir gazete parasına alınabilecek çok değerli tahminleri WhatsApp üyesi olarak alabilirsiniz. Siz de WhatsApp hattımıza katılıp tüm yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. Şimdi İstanbul programı ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 16 yarış, 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 5 numaralı Crown'e de vereceğiz. Bu safkanın özellikle son işini çok beğendik. Uzun mesafeli sentetik pist yarışlarını çok sever. Daha önce 3 aylık bir aradan dönüp katıldığı dinçlik yarışını da kazanmıştı. Bugün de çok etkili bir performans gösterip kazanmasını bekliyoruz. Net favorimizdir. Önde boş kalması muhtemel olan 6 numaralı Kral Çıplak mutlaka kuponlarda olsun. Kocakaya İdaresi'nin bugüne kadar 3 kez koşup kazanamadı. Fakat bugün Evolve ve Kral Ned'i arkasında tutup düzlüğe biraz avanslı çıkabilirse kazanabilir. Bu ikiliyi rakiplerinden bir hali ön planda tutuyoruz. Bugün için 5 ve 6 sıralaması ile geçeceğiz. Yarış günü farklı duyumlar alırsak ekleme yapabiliriz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 16 yarış, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 6 numaralı Hekimoğlu, bugün önde rahatlıkla temposunu kurabilir. Özellikle son yarışlarında hep daha süratli rakiplerle mücadele eden Safkan, bir türlü kendi stilini yansıtan bir yarış yapamadı. Bugün Ahmet Çelik idaresinde doldurarak gelip liderliği almasını ve kendi temposunu rakiplerine kabul ettirmesini bekliyoruz. Çık bitir yarışı yapabilir. Bizim net favorimizdir. İlk rakip olarak 8 numaralı Kurt Engin'i yazalım. Aradan sonra iki yarış gören bu Safkan, özellikle son işinde bir hayli farklılaştı. Bugün sürpriz bir yarış çıkarabilir, dikkat edin. 5 numaralı Alev Kıran'ı Kocakaya'dan dolayı yazalım. Normalde bu koşuyu 6 ve 8 sıralaması ile geçecektik. Fakat Alev Kıran'ın kısa sprintini ayarlarsa rakip tanımaz. Tuta tuta gelip son yüzde yarışa ağırlığını koyabilir. Sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 6, 8, 5 şeklinde oldu. Altıncı koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı Grup 1 Veli Efendi koşusu 2800 metre çim pistte koşulacaktır. 9 numaralı Erkşan bugün yine önde boş kalacak gibi gözüküyor. Karataş idaresinde çok iyi form durumu ile bitirme şansı var fakat mesafe çok uzun. Dayanıklı olabilir mi bilemiyoruz. 4 numaralı Soydere mutlaka tüm kuponlarda olsun. Önlere yakın giden bir isim. Erkşan'ı yakın takip edecektir. Uzun mesafeyi çok seviyor. Hatta Veli Efendi koşusunun 2022 yılında kazanmıştı. Ayrıca bu koşu ile alakalı şöyle bir istatistik verelim. Veli Efendi koşusunu genelde kazanan atlar tekrar kazanabiliyor. Geçmişte bunun çokça örneğini gördük. Daha önce bu koşuyu iki kez kazanan birçok isim var. Soydere bu koşuyu kazanan tek isimdir. Mutlaka kuponlarda olsun.
Bir numaralı boğaz çocuğuna bugün de dikkat edelim. Bu at hedeflendiği zaman idmanlarında da farklılaşıyor. Bu koşuya hedef yapıldığını düşünüyoruz. Kesinlikle iyi koşacaktır. 12 numaralı Tomar, mesafe ve rakip tanımaksızın iyi koşuyor. Bugün bu mesafede de kuponlara yazalım. Bir de sürpriz konumda olan 8 numaralı dayanıklı Tay'ı kuponlarımıza sığdıralım. Son sıradan verdiğimize bakmayın. Çok tuttuğumuzu belirtelim. Özellikle son yarışından sonra yaptığı işlerinde üst düzey formunu daha da arttırdığını gördük. Grup sert olduğu için son sıradan yazdık fakat kesinlikle küçük büyük tüm kuponlarda olmalıdır. Bu koşuda önerdiğimiz rakamsal sıralama 9, 4, 1, 12, 8 şeklinde oldu. Ayırım yapmadan yazmanızı tavsiye ederiz. Yedinci koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 9 yarış, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Geçen yıl yarış hayatına sentetikte başlayan ve güzel birincilikler elde eden bir numaralı Ride the Lightning, bu yıl çim pistte sürekli adından söz ettirdi. Muhteşem hazırlıkları ile sentetik pistte geçen yılki gibi kazanmaya devam edebilir. Rakipler bugün biraz dişli olduğu için tek bırakmayacağız. Ama çok şanslı olduğunu belirtelim. 2 numaralı Attalos'un idman görüntülerini çok beğendik. Özellikle form durumunu oldukça ilerlettiği için bugün ön planda öneriyoruz. 3 numaralı Can Aluş önde boş kalabilir. Stili bir rakibi yok. Rakipler dişli gözükse de bu şartlarda kazanması bizi şaşırtmaz. Bu 3 ismi küçük kuponlara yeterli gördük. Geniş kuponlar sentetikte 2'de 2 yapan 4 numaralı Hardelt ile grubun güçlü isimlerinden 6 numaralı Pitfall'a şans verebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1, 2, 3, 4, 6 şeklinde oldu. Sekizinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 7 yarış, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Son yarışlarında sert gruplara takılan 9 numaralı Splendid, bugün kolayca liderliği alabilir. Artemisa Gent ile eskisi gibi çok süratli kaçmıyor. Splendid'in bunu iyi değerlendirip çık bitir yarışı yapacağını düşünüyoruz. Eğer Splendid'i tek yazmazsak, buraya çok at yazmamız gerekecek. Yarış biraz süratli geçecek olsaydı, farklı isimlere yönelecektik. Fakat ağır tempoda Splendid'in bu gruba geçilmemesi gerekir. Karataş bugün yarışa kendini verebilirse Splendid rahat bile kazanabilir. 9 numaralı Splendid'i banko yazalım ve son koşuya geçelim. Dokuzuncu koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 19 yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Kısa mesafeli bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 3 numaralı Sky Shooter ve 13 numaralı Queen Zafina gibi süratli atlar yarışa tempo vereceklerdir. 4 numaralı Street Lady ve 14 numaralı Simaze gibi hafif süratli atlarda start çıkış durumuna göre liderliğe hamle yapabilirler. Beklenen süratli temponun son düzlüğünde işler bir hayli karışabilir. Kalabalık koşuda sürpriz bir netice çıkmasını bekliyoruz. Burada özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz sürpriz takip atlarımız var. 7 numaralı The Nightmare, 15 numaralı Taupe Keşmere ve 8 numaralı Atomix, daha önceden takip listemizde olan isimlerdir. Bu karışık koşuda takip atlarımızdan en az biri iyi koşabilir. AGF oranlarında çok gerilerde olacaklar fakat biz küçük büyük tüm kuponlara öncelikle bu 3 ismin yazılmasını öneriyoruz. İyi koşup kazanamayan atlardan 4 numaralı Street Lady ve 3 numaralı Sky Shooter temponun çok süratlenmemesi durumunda iddialı olabilirler.
1 numaralı Blaze My Boy ve 10 numaralı Grace and Glory, idman pistinde farklılaşan isimlerdir. Bu yarış dahil takibe almak lazım. 6 numaralı Star Ahlas ve 2 numaralı Red Sunset ise binici faktöründen yazılabilecek diğer isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 15, 8, 4, 3, 1, 10, 6, 2 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yarış günü son dakika duyumlarımız ile şekillenecek güncel altılı şablonunu WhatsApp hattımızdan her gün almak isterseniz, 0542-832-1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. Herkese bol şans dileriz.